Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Böyle Hatay usulü peynirli, irmikli bir helva yapalım. Arkadaşımdan öğrendiğim bu tarifi sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Öncelikle bir su bardağı şekeri küçük bir kaba alalım. Üzerine 2 su bardağı su ilave edelim. Ve bunu kaynamak üzere ocağa alalım. Evet, çelik bir tencere kullanıyorum ben yine. Dilerseniz yapışmaz bir tencere de kullanabilirsiniz. Tenceremin altını açıyorum. Ve tenceremin biraz ısınmasını bekliyorum. Ardından 100 gram tereyağını tencerenin içine ekliyorum. Tereyağı eriyene kadar başını bekliyorum. Bu kıvama gelince, tereyağı eriyince hemen irmiği ilave etmiyorum. Tereyağının biraz bu şekilde böyle saydamlaşmasını bekliyorum. İçindeki suyun tamamen buharlaşmasını istiyorum. Ardından bir su bardağı irmiği ekliyorum. Ve kavurmaya başlıyorum. Bu tarifte sıvı yağ kullanılmıyor arkadaşlar. 100 gram tereyağı da 3 yemek kaşığı kadar ediyor. Yani tartınız yoksa fikir olabilir sizin için. İrmiğimi kavurmaya başlıyorum. Bu sırada da bakın şerbetim de ocağın üzerinde. O da kaynayacak birazdan. Evet, irmiğim kıvama gelmeye başladı. Bakın böyle hafif bir renk almaya başladı. Bu aşamada istediğiniz renkte bırakabilirsiniz kıvamını. Ben birazcık daha koyultuyorum. Peynir de gireceği için içine. Evet, bu şekilde benim için yeterli. Bakın şimdi burada kaynamış olan şerbetimi alıyorum. Bu istediğim kıvama gelen irmiklerimin üzerine yavaş yavaş bekleye bekleye karıştıra karıştıra şerbetimi veriyorum. Şerbeti yavaş yavaş vermemizin nedeni tamamen irmiklerin birdenbire değil de böyle yavaş yavaş şişmesini istememiz. Şerbetimizi tamamen yavaş yavaş veriyoruz. Şimdi bu aşamada ocağın altı yine orta ateşte, hafif kısağa yakın bir ateşte. Karıştıra karıştıra şerbetinin hafif böyle bir çekmesini bekliyorum. Tamamen komple bütün şerbeti çektirmeyeceğiz. Çünkü peynir katacağımız için içine hafif bir suluk alması gerekiyor irmiğin. Karıştıra karıştıra suyun biraz buharlaşmasını, biraz da irmik tarafından çekilmesini bekliyorum. Şimdi göstereceğim kıvamını. Evet, şimdi bu kıvama gelince üzerine 250 gram kadar tuzsuz kaşar peyniri ekliyorum. Ben nereden aldığımı ve nasıl bir peynir olduğunu videonun altındaki açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Aslında bunun orijinalinde Hatay'ın künefe peyniriyle yapılıyor. Ama İstanbul'da bizim onu bulmamız biraz daha zor olduğundan böyle bir peynirle denedim. Çok çok güzel oldu. Hataylı arkadaşımdan aldım tarifi. Ona çok teşekkür ediyorum beni bu tarifle tanıştırdığı için. Onun evinde de yemiştim zaten. Bakın bu şekilde çok harika bir kıvama geldi. Peynir gerçekten uzadıkça uzuyor. Çok süper bir helva oldu. Uzun zamandır böyle bir helva tarifi arayışındaydım. Bulmuşken sizinle de paylaşmak istedim. Dilediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Dilerseniz tabaklara koyun kaselere. Dilerseniz büyük bir tabağa koyup oradan servis yapın. Tamamen sizin keyfinize kalmış bundan sonrası. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup yorum bırakmanızı rica edeceğim videoma. Yepyeni tariflerde ve videolarda buluşmak üzere. Hayırlı kandiller, bugün kandil özellikle videomu izleyenler için hayırlı bir gün olmasını diliyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.